Almanya'da başbakan olması beklenen kişi Olaf Scholz. Onun A takımı netleşiyor. Türkiye'yi sert eleştiren isimlerden oluşan yeni Almanya hükümeti Yunanistan'ı memnun etti. Almanya'da koalisyon kurma kararı alan Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti bakanlıkları paylaştı. Olaf Scholz'un liderliğindeki kabinede Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Yeşiller Partisi'nden Annalena Baerbock oturacak. Baerbock, Almanya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçecek. Karar Yunanistan'da sevinçle karşılandı. Türk dostu Merkel'den bıkmıştık yorumunu yapan Yunan basını Baerbock'un Türkiye karşıtı olmasını bekliyor. Mega Televizyonu Yeşiller Partisi'nin Türkiye'ye karşı sert politika geleneği olduğuna dikkat çekti. Katri Merini gazetesi ise Berbok'un Türkiye'ye denizaltı satışının askıya alınmasından yana olduğunu hatırlattı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yeni Alman hükümetinden Türkiye'ye silah satışını durdurmasını beklediklerini söylemişti. Yeşiller Partisi'nin eski eş başkanı Cem Özdemir tarım bakanı oluyor. Almanya'da ilk kez Türkiye ve göçmen kökenli bir bakan olacak. Cem Özdemir, Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'da dünyaya geldi. Muhalefetteyken Merkel'in Türkiye politikasına eleştiriler yöneltiyor, daha sert tutum izlemesini savunuyordu. Koalisyonun en güçlü paydaşı Sosyal Demokrat Parti henüz bakanlıklara getireceği isimleri açıklamadı. Hür Demokratlar Maliye, Adalet, Ulaştırma ve Eğitim Bakanlıklarını aldı. İktidara gelmeye hazırlanan üç parti koalisyon anlaşmasında Türkiye'yi AB adayı yerine komşu ülke olarak tanımladı. İşbirliğinin süreceği mesajı verilirken tam üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılması veya kapanmasının desteklenmeyeceği belirtildi. Almanya'da yaşayan Türklere çifte vatandaşlık müjdesi veren koalisyon, Alman vatandaşlığı alımını ve kalifiye göçü kolaylaştıracak bir dizi reform planlıyor. Yeni hükümetin en geç aralığın ikinci haftasında iktidara gelmesi bekleniyor. Böylece 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek. Sosyal Demokrat Olaf Scholz yeni şansölye olacak.